Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ahli ve sahbihi ecmain. Salli ala Resulina Muhammed. Salli ala şefii zünubina Muhammed. Salli ala tabibi kulubina Muhammed. El-Evvel Allah, El-Batin Allah, El-Zahir Allah, Fî Kalbi Allah ve Gâle Allah Teâlâ Fî Kitab-ı Kerîm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Leqad kâne leküm fî Rasûlillâhi usvetün hasenetün limen kâne yercullâhu vel yevmil âhir ve zekrallâhu kesîrâ. Sadakallâhu'l-Azîm. Çok değerli kardeşlerim, değerli Bolidin cevherli izleyicileri, öncelikle selamla en güzel olan Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, nur üzeriniz olsun. Allah-u Teala hepinize sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Yüce Mevlam bütün kötülüklerden, görünür ve görünmez bütün kazalardan Yüce Mevlam cümlemizi korusun. Değerli kardeşlerim, bugün inşallah Teala kamil müminin, hakiki Müslümanın özellikle nelerdir? İnşallah Teala biraz bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Yüce Allah kullarını dünyaya imtihan için göndermiş. İmtihan etmek için gönderdiği dünyada başı boş bırakmamış ve peygamberler aracıyla onlara yol göstermiştir. Bu yüzden ilk insan aynı zamanda ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dır. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed'e kadar Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gönderen bütün peygamberler insanlarla Allah arasında elçilik görev yapmışlar ve Allah'ın insanlara bildirmesini emrettiği hükümleri onlara bildirmişler ve bu hükümleri pratiğe yansıtan model şahsiyetler olmuşlardır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her bir mümin için hemen her yönüyle örnek teşkil etmiştir. Özellikle onun ahlakı Kur'an-ı Kerim'de övülmüş ve örnek şahsiyet olduğu beyan edilmiştir. Ve inneke le ala hulgin azim. Allah-u Teala Kalem Suresi ayette de öyle buyuruyor. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Yine ayet-i kerimede Allah-u Teala biraz önce okumuş olduğum ayet-i kerime maalesef şöyle buyuruyor. Ant olsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah çok zikreden kimseler için güzel örnekler vardır. Ahzab suresi ayet 21'de. Değerli izleyicilerimiz, değerli kardeşlerim, Kur'an'da örnek şahsiyetler olan peygamberin hayatlarından bazı kesitler aktararak örnek almamız emredilmiştir. Mesela İbrahim Aleyhisselam ve onunla birlikte olanların kavimlerine söyledikleri şöyle nakledilmiştir. İbrahim de ve onunla birlikte bulunanlar sizin için güzel bir örnekler vardır. Hani onlar kavimlerine dediler ki biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir demişlerdir. Yalnız İbrahim'in babasına şöyle diyordu. Senin için mutlaka bağışlama dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şey önlemeye gücüm yetmez. Sözü başka. Onlar şöyle dedi. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Mütehine suresi ayet 4. Hazreti Eyüp aleyhisselam beden hastalığı müptela olduğunda şöyle dua etmişti. İzen hâde rabbe ve inni messenniye zurru ve ente erhamun rahimin. Hani o Rabbine şüphesiz ki ben derde uğradım. Sen ise merhametlerin en merhametlisin diye niyaz etmişti. Gerçekten Eyüp Aleyhisselam öyle bir derde uğradı ki, öyle çile uğradı ki, her tarafına böcekler dolandı.
Her tarafını artık o hastalıktan, sökelken cibanlıktan kendi alamıyordu. Ancak şunu diyordu: ey Allah'ım, ancak sana zikretmek, o kalbini Allah diyebilecek kadar onlar sağlık olsun yeter diyordu. Her şey sabrediyordu. Onun için halk arasında öyle deriz: Allah sana Eyüp Aleyhisselam sabrını versin derler. İşte Eyüp Aleyhisselam sabretti, kazanan o olmuştu. Değerli kardeşlerim, zaten Müslüman'ın en son peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendilerinin örnek almaları, eylem ve davranışlarını onun emir ve yasaklarına göre belirlemeleri gerekir. Zira olgun mümin ya da kamil mümin, hakiki Müslüman olabilen yolu ancak ona tabi olmakla mümkündür. Olgun Müslüman'da bulması gereken özellikler, şartlar farklı surelerde değişik şekillerde getirmiştir. Mesela Ali İmran suresi ayet 134-135. Ayetlerinde malen şöyle buyurmaktadır. O kamil müminin özelliklerini, onlar diyor, yani kamil mümin, yani hakiki Müslüman, onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Yine onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahların bağışlanmasını isteyenler ki Allah'tan başka günahla kim bağışlar ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir diye Allah-u Teala buyurmaktadır. Değerli kardeşlerim, değerli Boledin Cevherli izleyicilerim, olgun Müslümanın olmanı belirleyecek unsur genelde içinde bulunan şartları ve toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir. Buna göre ilme, ibadete, ahlaka, insana saygıya, yardımlaşma ve dayanışma önem verilmeyen toplumlarda insanın erdem için kaçınılmaz olan bu özellikler değer vermek, olgun Müslümanın olmanın gereği olacaktır. Değerli kardeşlerim, olgun müminlerden özelliklerinden biri namazı huşu ile kılandır. Namaz belirli şartlar taşıyan müminin, yani Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu ibadetlerin başına gelmektedir. Gerçekten namaz olmadı mı o hiçbir zaman olmaz. Çünkü Allah-u Teala mümine, Müslümana namaz kılmasını emretmiştir. Eğer bir Müslüman, Müslüman dediği halde eğer hala namaz kılmıyorsa, gerçekten o kişi Allah'a günde ne yapar? 5 defa isyan etmiş olur. Çünkü şeytan lane emretti Allah-u Teala, şeytan inat etti, huzurundan kovuldu. Ama bir Müslüman dediğimiz halde, günde 5 defa çağrıldığımız halde hala inat edersek Allah'ın huzuruna nasıl varacağız? Evet, günde 5 vakit namaz kılmak zorundadır bir mümin. Namaz huşu ile kılmak farz, vacip, sünnet ve adabına uyarak Allah'ı görüyormuş gibi ihlasla Allah'ın huzuruna varmak lazım. Bazı kardeşlerimiz sanki namazı kılarken bir an önce şunu bitireyim ya da bir dizi izlerken ama şu dizi yetişeyim diye çabuk sanki bir tavuğun, affedersiniz, yerden yem topladığı gibi hemen alıp çekiyor. Kardeşim, tadili erken uyumak lazım. Yani bir rüküye bir insan vardığı zaman rüküde en azından 3 defa Subhane Rabbel Azim demesi gerekiyor. Ya da secdeye vardığı zaman ne yapmak lazım? En azından Subhane Rabbel Ala 3 defa demesi lazım ki tadili erken uyumuş olsun. Değilse yat kat, bu ne ya? Biz şunu düşünmemiz lazım. Bizi şu anda Allah görüyor ve Allah'ın huzurundayım ve onun için namazı kılıyorum diyerek, her şeye dikkat ederek namazı kılmak gerekmektedir. Zaten Allah Teala şöyle buyuruyor: "Kad eflehal mu'minun ellezine hum fi salatihim hasiun." O müminler diyor Allah Teala. Yani mümin demek inanan demek. Allah, peygamber, her şey Allah'tan gelen inanan demektir. O müminler ki gerçekten kurtulmuşlardır. Onlar ki namazlarında huşu
derin saygı içindedirler diye buyuruyor. Mü'minin suresi ayet 2'de. İkinci ise muhterem Müslümanlar, olgun müminin özelliklerinin ikincisi olan Allah yolunda infak etmek. Yani Allah'ın kendilerine lütfettiği nimetleri toplumda bu nimete muhtaç insanlara paylaşabilmeleri olgun Müslümanların özelliklerindendir. Toplum bütün uzuvlar ile bir bedene benzer. Uzuvlar nasıl bir bedeni oluşturuyor ve bütünü arz ediyorsa, bunun gibi toplumda zengin, fakiri, alimi ve cahil ile bütündür. Bu açıdan bakıldığından Allah toplumu teşkil eden her ferde diğer ferden yararına sunulduğunda faydalanabileceği türden nimetler vermiştir. Kimini zengin, kimini fakir, kimini sanatkar, kimini tüccar yapmıştır. İnfak, insanın sahip olduğu nimetlerden bir kısmını toplumda muhtaç kimselere arz etmesidir. İnfak dinimizde çok önemli ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma şeklidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim en çok yer alan kavramlardan bir infaktır. Şöyle buyuruyor Yüce Mevlam. Estaizu billahi ya eyyühellezine amenu enfigu min daybati ma kesebtu ve mimme ahrecna lekum minel arzi ve la teyemmemul habise minu tunfiguna ve lestum bi akhizi illa en tu'midu fihi ve a'lem ennallaha ganiyyun hamid. Yine Allah Teala ey iman edenler diye sesleniyor. Kazandıklarınızı iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilirse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir ve örgüye en layık olan Allah Teala'dır. Gerçekten bazı kardeşlerimiz yemek artıktan sonra ne yaparlar? Böyle fakir öyle vermeye kalkarlar. Hayır, öyle olmaz. Hakikaten yediğin yemekten böleceksin, o anda gönderdiğin öyle komşuya göndereceksin. Değilse artan yemeği ya da artan bir şey göndermek artık sen yer misin? Yani bizim dinimize göre eğer kendi yiyebileceğin bir şey varsa göndersin, yemeyeceğin bir şey varsa göndermeyeceksin. Evet, değerli kardeşlerim, hayır olarak verdiğiniz ne varsa karşılığı size tam olarak verilir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız diyor Allah-u Teala. Bakara suresi ayet 272'de. Evet, tekrar ediyorum, gerçekten çok düşünülmüş bir ayet-i kerime. Allah-u Teala öyle buyuruyor yani. Hayır olarak verdiğiniz, yani bu dünyada ya da yaptığınız bir hayrı ne varsa diyor karşılık size tam olarak verilir ve onda haksızlığa kesinlikle uğramazsınız. Hatta Peygamber Hazreti Mesela Arasında ne buyuruyor? Elinizde olan bir yaptığınız hayır mutlaka 1'e 10, 1'e 100'e kadar sevabı verilecektir buyuruyor. Değerli kardeşlerim, bu ve benzer birçok ayette Allah-u Teala infakı teşvik etmektedir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. La hasede illa fi fizneteyni raculun. Atehullah il hikmete ve huve yakızı biha ve yuallimuhuma ve racun atallah ma la fesellatahu ala helaketi fil hakkı. Sadece şu iki kişiye gıpta edilir. Bunlardan birincisi Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya başaran kimse. Diğeri de Allah kendisine verdiği hikmetiyle yerli yerince hükmeden ve onları başkalarını öğreten kimse diye buyurmaktadır. Değerli kardeşlerim, yine Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten şöyle buyuruyor. Her Allah'ın günü iki melek iner. Bunlardan biri Allah'ım malını verene yenisini ver diye dua eder. Evet, iki melek iniyor. O meleklerden ne diyor birisi? Allah'ım bu senin yolunda verdi. Bunun malını, kazancını ya Rab ziyadeleştir, fazlalaşır diye dua eder. Öbürü de eğer cimrilik eden kişi ise Allah'ım bu adam cimrilik eden malını yok et diye beddua eder. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi
muhtaçlara elini uzatarak Müslümana her konuda olduğu gibi infak konusunda da daima örnek olmuştur. İslam dinen zengin sayılanlara zekat vermekle yükümlü tutmuştur. İslam müminlere Allah için vermeyi emrederken ihtiyaç olmadığı halde almayı da teşvik vesilesiyle yermiştir. Şöyle ki وَلَيَدُلْ اُلَنْ اُلْيَا حَيْرٌ مِنَ الْيَدِي سُفْلَى veren el alan elden üstündür buyurmuştur. Düşünün muhterem Müslümanlar, değerli kardeşlerim, değerli izleyicilerim, Allah Resulü öyle buyuruyor ya, veren el alan elden üstündür diyor. Yine bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Anlamındaki hadisleriyle Peygamberimiz vermeyi, üretmeyi ve çalışmayı teşvik etmiştir. Hatta şu Ramazan günü zekatların verilmesi, fitrenin, sadakanın verilmesi, fakirlerin sevindirilmesi daha iyi olmaz mı? Onlar da bayramlık yapsınlar. Onlar da sevinsinler. Değerli kardeşlerim, yine olgun müminin özelliklerinden üçüncüsü sabırlı olmak. Gerçekten Allah-u Teala öyle buyurmuyor mu ki? Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. İnnallaha ma sabirin. Allah-u Teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor işte, malen kim ki sabrederse ben onunla beraberim diyor. Allah sabredenlerle beraberdir. Kur'an'da ısrarla Müslüman'ın sabır olmalarını emredilmektedir. Çünkü sabır başarının temel taşıdır. Sabır olaylar karşısında yılmamak, ibadet ve çalışmayı yılmadan devam edebilmek, tahammülü güç ve katlama zor olaylar karşısında sabat göstermektedir. Zaten konu başında ne demiştim? Biz bu dünyaya niçin geldik? İmtihana geldik. Mutlaka imtihan olacağız. Bu imtihan nasıl karşılayacağız? Sabırla karşılayacağız. Sabırlı olmayan insanla kesinlikle bu imtihana zor kazanırlar. Neden? Allah-u Teala bela verecek, musibet verecek. Bazen en yakından alacak, sevdiğini birini alacak, malından alacak, mülkünden alacak ya da başka türlü karşısına bazı insanlar çıkartacak. Ama o çıkartılan bu belalara, musibetle karşı sabredersek kazanırız değilse Allah muhafaza buyursun, imtihanı kaybedenlerden oluruz. Değerli kardeşlerim, sabredilmesi gereken hususları 5 madde şöyle toplamak mümkündür. İmanın son nefese kadar korumada sabır. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Biz inandığımız Allah'tır. Allah'tan başka ilah yok. Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir diye böyle inanarak ve ölünce kadar şekilde inşallah Teala ölürken de eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve Resulü diyerek senekahu cümleden nasip eylesin. İkincisi ibadet ve itaatler sabır. Kardeşlerim, bazı kardeşlerim ibadet yapıyorlar. Başlıyor namaza. 3 gün geçiyor, 5 gün geçiyor. Geri bırakıyor. Niçin bırakıyor? Ya sen kardeşim Allah'ı sevmiyor musun? Hani bazen soruyorum. Sen Allah için canını feda edebilir misin? Hocam diyor, niye etmeyeyim ki? Peygamber için çoktan feda ederim. Peki kardeşim sen Allah için canını feda ederim diyorsun ama 5 vakit namazı niçin kılamıyorsun? Hani canını feda ediyordun? Can çıkması kolay mı? Ama ne yapıyor? Ben canımı feda ederim. Demek ki yalan söylüyor. Peygamber için feda ederim. Hani sünnet isteyebiliyor musun? Sünnette gidebiliyor musun? Allah Resulü'nün yolundan gidebiliyor musun? Onu takip edebiliyor musun? Onun yaptıklarını yapabiliyor muyuz? Ama hani canımı feda ediyor? Değil can feda. Allah için günde bir saatimizi ayırmak dahi zor geliyor. Namazlarımızı anında secdeye koyamıyoruz ya. Allah'ım ya Rabbi bizleri hidayet edin, İslam şuraya nasip eylesin. Allah'ım bizleri kendine kul, Habibi Muhammed eylesin. Değerli kardeşlerim, tekrar diyorum, sabretmemiz gereken şartlardan birisi isyan ve günah düşmeme konusunda sabır. İsyan. Ya adam başına bela musibet geliyor, isyan ediyor ya. Sümaşa bilmiyorum. Bir gün Ankara'dayız. Tabii hastanedeyiz. Hastaneden çıktık. Yanında bir arkadaş var, benim büyük abinin biri. Aynen şunu diyor ya Sümaşa. Allah'ım diyor, bana niye bunu verdin buna diyor. Çok günahkar ben miydim, bana verdin Sümaşa. Bu adam ne yapıyor? Sabretmiyor, bu kaybedenlerden olur. Şükürler dese, elhamdülillah Mevlam beni böyle imtihan ediyor. İnşallah Allah'ım bu imtihanı beni kazandıran da eylesin. Allah'ım bu huzurda bana sabırlar ver dese, işte kazanan bu olacak işte. Diğer madde ise musibetlere, yani başına gelen belalar, musibetlere karşı ne yapacak? Tahammülü olmalı.
bunlara dahi sabretmesi gerekiyor. Zaman isteyen işlerde yılgınlık göstermeme konusunda sabır. Adam işe giriyor, sabretmiyor. Ya da başka bir şey yapıyor, sabretmiyor. Ya da anne babası yanında hasta olmuş, ya sabretse inan cenneti kazanacak ya. Ama sabretmiyor. Ben mi bakacağım, ben mi edeceğim? Annem babam bu şeyi hep bana mı? Allah'ım Allah'ım, Yüce Mevlam ne buyuruyor ya? Geçen de söylemiştim. O anne ve baba diyor, senin yanına eğitirladıkları zaman onlara diyor, değil bağırmak, bir şey demek, üf bile deme diyor ya. Kim diyor? Mevlam diyor. Peygamberimiz öyle buyurmuyor mu? Babaya itaat diyor, Allah'a itaattır. Baba isyan, Allah'a isyandır diyor. Cennet kimin ayakları altında? Annelerin ayakları altında. Peki cennet gitmek istemez misin kardeşim? O Allah Resulü'nün söylediği cennet, o anaların ayakları altında olan cennette gitmek istemez misin? Onu böyle anne isyan onu duasını almak istemez misin? Evet, diğerli kardeşlerim, yine bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Anladın ki biz biraz Allah Teala Bakara suresi 155'ten sözü bile şöyle öyle neblu ve ne gibi şey minel khafi vel cu'a naks minel emval minel emval ve enfus ve semarat ve beşir sabirin. Bakara suresi ayet 155. ayette Allah Teala şöyle buyuruyor malen. Anladın ki sizi biraz korku ve açlıkla, yani biraz korkuduruz ya da biraz maddi yönden sıkıntıya düşeriz. Bu yönden diyor imtihan ederiz. Daha olmazsa diyor ellerinde olan malları alırız ellerinden. Bu da olmazsa en yakının eşini, çocuğunu alırız. Ya da en sevdiğin başka kim var onların birini alırız. Ve ürünlerinden eksik ederek seni diyor deneriz, imtihan ederiz. Ve diyor ki sözü bile en o ayet-i kerimede de ve semara ve beşir sabirin. Ve beşir sabirin. Yani Allah Teala buyuruyor ki sabredenler müjdele diyor. Sabrederlerse müjdele. Onlar cennetliktir diyor Allah-u Teala ya. Onun için her şeyde ne yapacağız? İnşallah Teala, Allah-u Teala bizi sabredenlerden eylesin. Tabi sabır kolay bir iş değildi. Bu yüzden Allah-u Teala sabredenler hesapsız derecede mükafat vereceğini bildirmektedir. Öyle ki Es-Sözü Billah İnneme yüveffe sabirune ecrahum bi garisab. Sabredenler mükafatları elbette hesapsız olarak verilecektir diye Zümer suresi ayet 10'da Allah-u Teala bize böyle bildirmektedir. Değerli kardeşlerim, kamil mümin olan şartından biri de hılm sahibi olmak. Yani hılm olaylar karşısında aceleci davranmamak ve teniyle hareket, yani biraz normal şekilde hareket etmek gerekiyor. Hılm, akıl ve kültür ile kazanılan sosyal ilişkiler sabırlı, hoşgörülü, bağışlayıcı, uzlaşmacı ve medeni davranışı sergilemeyi sağlayan ahlaki bir olgudur. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi överken, yani arkadaşını överken şöyle buyurdu. Sende Allah'ın sevdiği iki haset vardır. Bunlardan biri hılm, diğeri de tenidir buyurmuştur. Yüce dinimiz İslam'da hılm ile davranmanın kişiye güzel sonuçlara ulaştıracağı yine ifade edilmektedir. Yine Fussilet suresi ayet 34'te Allah Teala şöyle buyuruyor, malum oluyorum. İyilikle kötülük asla bir olmaz. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki senin arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Değerli kardeşim, bu ayetin şunu anlıyoruz. Hani sevdiğin insanı da fazla şeydip de fazla sürüverme vakit geldi düşmanı oluyor. Düşmanın ya da sevmediğin bir kişiye de o kadar öfkelenme, o kadar kötü kelime söyleme ki vakit gelir dostun olur, bakınca güzel gelecek kelime söyleme diye Mevlam bize bu şekilde ne yapıyor uyarmaktadır. Değerli kardeşlerim, bunlardan beşincisi ise öfke hakim olmak lazım. Öfke hakim olabilmek Müslümanın önemli bir ahlaki niteliğidir. Toplumsal hayatta baktığımız zaman bir anlık öfkeyle nice hayatların söndüğünü, yuvaların yıkıldığını, kalplerin kırıldığını görürüz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yiğit dediğin diyor, güreşte, yani güreş yaparken rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit hiddet anında öfkesine hakim olan adamdır buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, yine sahabeden bir tanesi
Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ey Allah'ın Resulü, bana bir kelime söyle, onu işlediğim zaman cennete gideyim. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de o adama bakarak, çünkü Peygamberimiz her konuşmasında karşı kişinin nabzına göre konuşmasını bilirdi. Dedi ki ona, ey racül, yani ey adam, kızma dedi. Adam anlamadı. Bu sefer tekrar, ey Allah'ın Resulü, anam babam canım feda olsun, bana bir kelime söyle, ben diyor onu istediğim zaman cennete gideyim. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de aynen ona tekrar, ya adam kızma dedi. O adam tabi Peygamberimizin aldığı bu mesajla evine gitti. Evinde vardı, artık kızmamak için elinden gelen her şeyi yapacaktı. Ah bizleri kızmasak, ah kızmasak her şey daha yoluna girecek. Ama bazen biz bunları kendimiz anlatıyoruz ama bazen biz de kızıyoruz. Allah'ım hakkımıza ne arası onu versin. Yüce Mevlam bize hidayet-i İslam şunu nasip eylesin. Tabi evde varınca oturdu bir yere, hanım ona yine takıldı. Allah Allah dedi adam. Konuşmuyor dedi ya benim adam. Sağına soluna biraz böyle yumruk gibi vuruyor. Böyle şakalaşmak istiyor böyle. Tabi sabrediyordu adam. Çünkü Peygamberimiz onu diyordu. Kızmazsan cennete gideceksin. Kızmayacaktı. Sabretti. Aynı sonunda kadın dedi ki, ve adam dedi, benim yaptığım hareketten hiç kızmadın. Sen böyle olursan cennete gideceksin. Adam o anda fışkırdı. Dedi ki aynen şunu söyledi. Ve kadın, vallahi dedi, cennete gitmek için ben zaten sabrediyorum dedi. Kızmıyorum için dedi. Evet değerli kardeşlerim, gerçekten böyle sabretsek, öfkemize hakim olsak, evde dahi her şeyde huzur var, her şeyde mutluluk var. Allah hakkımıza niyar sormasın. Yüce Mevlam bütün evlerine mutluluk ihsan eylesin. Allah'ım kimsenin ağzının tadını bozmasın. Diğeri kardeşlerim, diğeri Veled-i Cevher'le dinleyicilerim. Altıncısı ahde vefa. Yani ahde vefa, verilen sözü tutmak, yapılan sözleşmeye uymaktır. Mümin hem Allah'a hem de insana verdiği söze ne yapacak? Sözünü tutması gerekir. Değilse Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. Münafığın alameti 3'tür. 1- Söz verdiği zaman sözüne durmaz. 2- Yalan söyler. 3- Emanet ihanet eder. Allah muhafaza buyursun. Sözümüze duralım. Allah Teala Müslüman Müminin Suresinin ilk 9 ayetinde kurtuluşa eren Müslümanların niteliklerini bildirirken, bu nitelikten biri de onların emanetlere ve verdikleri sözlere riayet etmeleridir diye buyuruyor. Ahde vefa insanı yücelten meziyetlerden biridir. Toplumda güvenin oluşması ve insanların birbirine güvenerek çeşitli tebessüllerde bulunabilmeleri, borç ve yükümlülük altına girebilmeleri, böylece iktisadi canlılığın sağlanması insanlar arasında ahde vefa şuurunun gelişmesiyle olabilir. Değerli kardeşim, Allah-u Teala şöyle buyurur. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ve evfü bi ahdillahi izâ ahettüm. Ve la tenguzul eymâne ba'da tevkîdihâ. Ve ceâltumullâhu aleykum kefîle. İnnalâ ya'lemâ teb'alûn. Mualen şöyle buyurur. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı verdiğin sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılarak pekiştikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı bilir. Nahl suresi ayet 91. Yine İsra suresinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve evzu bil ahdi ennel ahde kana mes'ule. Verdiğiniz söz yerine getirin, çünkü söz veren sözünden sorumludur buyuruyor. Diğer kardeşlerim, bu kamil müminlerden yedincisi ise affedici olmak lazım. Yüce Yaratıcı'nın Kur'an'da en çok zikredilen sıfatlardan birisi de affedici olmasıdır. Rahmani bir sıfat olan affetme, olgun müminlerden niteliği olarak zikredilmektedir. Allah, Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kadir gecesinde Hazreti Ayşe validemize sorusuna, o sorusu şuydu. Ya Muhammed Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, ben o geceye, yani Kadir gecesine kavuştuğumda ne gibi dua edeyim ya da nasıl ibadet edeyim? Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, ben affeyle. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, ya Rab bizleri de af ve mağfiret eyle. Değerli kardeşlerim,
Hazreti Peygamberimizin şahsından bütün müminleri Allah'a tartışıyor. Huzil affe ve umur bil urfi ve ariz anil cahilin. Sen af yolunu tut. İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir diye Allah-u Teala bizlere böyle affedici olmamızı da istiyor. Tabi Mevlam gerçekten affedici, eğer affetme özelliği olmamış olsaydı bilmiyorum, günahsız insan yoktu. Hani bazen deriz ki kardeşim, sen hatasız dost ararsan kesinlikle dost bulamazsın. Yani hepimiz bir hatalıyız. Mutlaka hepimizin günahı var. Ama Allah-u Teala'nın bol merhameti var. O affedicidir. Affı çok sever. Onun için onun huzuruna varalım. Her şeyi ondan isteyelim. Gerçekten o merhametlerin en merhametlisi. O affedicinin affedicisi. Yüce Mevlam af ve mağfiret eylesin. Sekinci maddesi ise güvenilir olmak. Ve bunu hemen geçiyorum. Dokuzuncu madde, faydasız işlerden, boş sözlerden uzak durmak gerekiyor. Müminin suresinde olgun mümin vasıflarını sayılırken Estağfirullah vellezihüm anillâvi mu'rizûn. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirler. Ya adam oturup dedikodu gıybet yapıyor ya. Boş laflara yapmasak olmaz mı? Hani bir gün İsa aleyhisselam böyle yola giderken karşısına şeytan lahana geçti. Bir elinde bal var, bir elinde de böyle kül var. Hani zobadan çıkan, yakınan şeyler, atılan şeyler kül derece kül var. Hazreti İsa aleyhisselam şaşırdı. Ya şeytan lana dedi. Bu elindeki, sağ elindeki ne, sol elindeki ne? Sağ elindeki bal dedi. Sol elindeki kül. Ne yapıyorsun? Söylemesem olmaz mı? Ne olursun dedi ya, söyle onu bana. Söylemem dedi. Değilse insanlar bunu önlem alır. Yok yok dedi. İnsan yine bildiklerini yaparlar. Hazreti İsa'ya dedi ki şeytan lana, sağ elimde bal var dedi. Birisi dedi gıybet etmeye başladığında yanındaki ya kardeşim olmaz mı olmaz derse, bu sefer o da başlarsa ikisinin eline bal sürerim ağzına, onlar artık durmadan ne yaparlar? Gıybet dedikodu yaparlar, bütün ibadetini alır götürür diyor. Allah bize bunlardan muhafaza eylesin. Allah hakkımıza ne hayırlısı varsa onu versin. Bir de merhametli olmak lazım. Allah-u Teala gerçekten merhametlerin merhametlisi. Bize de merhametli olmamızı istiyor. Biz ki bir yerde yüzün geldi merhamet ediniz ki Allah-u Teala da size merhamet edilsin. Allah-u Teala bizim hakkımızda ne ayrısı onu versin. Yüce Mevlam bizleri merhamet edenlerden eylesin. Yüce Mevlam gerçekten şöyle buyurur. Allah merhameti olana merhametle muamele eder. Öyleyse sizler yeryüzündekilere karşı merhamet olun ki semada bulunan da size merhamet, rahmet etsinler. Rahim, akrabalık bağı, Rahman'a bir bağdır. Kim bunu korursa Allah onunla rahmet bağı kurar. Kim de koparsa Allah da ona rahmet bağını koparır. Gerçekten Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim ki diyor akraba ziyaretini keserse o kişi diyor cennete giremez diyor. Yani sıla-i rahmi yapınız diyor. Sıla-i rahmim cennete gidemez diyor. Ve 11. madde ise emrül marum anil münker. Bu da nedir? İyiliği emretip kötü gömen etmek lazım. Değerli kardeşlerim, gerçekten gördüğüm zaman ki kötülüğü anlasak, durum bildirsek bu kötüdür. İnsanın günaha giriyor. Ne olursun yapmayalım desek kötü mü olur? İşte olgun mümin bunu yapması lazım. Hatta 12.si de günahlarda ısrar etmemek gerekiyor. Nefis sahibi olan, her şeytanın düşmanına maruz kalan insan günah işleyebilir. Gerçekten işlemesi çok basit bir şeydir. Önemli olan hiç günah işlememek değil. Günah işlediğinin farkına varıp bu günahından hemen ne yapmak? Vazgeçebilmek ve günah tövbe edip Allah'a yönelebilmektir. Yüce Allah birçok ayet-i kerim şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a samimiyetle tövbe edin. Bir günah işleyince hemen Allah'a hatırlayıp tövbe etmek muttaki müminlerin özelliğidir. Diyor ki yine Allah-u Teala yine, ey insan Allah'a tövbe edip ona af dileyin. Zira ben günde 100 defa tövbe ediyorum diyor. Allah'ım bizleri af ve mağfiret eylesin. Günahlarımızı bağışlasın. Bize tövbe ediyoruz. Ya Rab, Ya Rab bizleri inşallah şu Ramazan hürmetine
kendine kul, Habibine Muhammed eylediği gibi ne günahlar varsa af ve mağfiret eylesin. Yüce Meryem tutulan oruçları, kılınan namazları, verilen zekatları, fitre sadakaları kabul eder, kabul eylesin. Yüce Meryem gönül ve gönül kazadan belanı musibetin korusun. Allah rızası için bütün gelmiş ve geçmişlerimiz ruhlar için, kefe'il iman erva için, biraz bir Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ruhu için, kefe'il iman erva için, lillahi teala'l-Fatiha.